Kocaeli Kartepe Eşme Mahallesi'ndeyiz. Şadi Kalaycıoğlu ve Mecit Külü'nün erik bahçesine gideceğiz. Erikler toplanmaya başlamış. Kütür kütür erikler ne durumda? Gelin birlikte görelim. Kasım papazı deniyor. Evet. Özelliği nedir bunun? Bunun çekirdeğine kadar yeşildir bu erik. Kütür kütür oluyor yani. Evet. Çok güzel değil mi erikler? Çok güzel. Yemyeşil. Kaç ay oldu toplamaya başlayalı? Valla bir aydan beri topluyoruz. İki cinsi bitirmişsiniz. Şimdi kasım papazından. Kasım papazı topluyoruz. Bunlar ne kadar güzel erik böyle. Evet, bunun görüntüsü Allah çok güzeldir. Yemesi de güzeldir bunun. Sulu sulu değil sulu, mi? Sulu, ekşi, mayhoş olur. Aha. Kiraz toplarken neye dikkat ediyorsun? Yeşil sapları bu sıcakta lastik gibi olur, koparamazsın. Bilmediğim bir şey söyledin. Hava ısınınca kirazı koparmak zorlaşıyor. Evet. Gıdanın herhalde yokluğunu görünce dank ediyor bize. O zaman aklımız başımıza gelecek ama işten geçmiş olacak. Ama onların dili konuşmadığı için derdini biz gözünden anlamak zorundayız. Nefesinden anlamak zorundayız. Davranışları. Aynen öyle. Sağ olun, hoş geldiniz. Düşeceksin ya. Düşmeyiz. Hoş geldiniz. Ne eriği bunlar? Kasım eriği deriz, papaza benzer. Yani mevsimin eriği şu anda. Yerli erik mi oluyor? Yerli. Bundan önce iki çeşit daha eriğimiz vardı, onların hasadı bitti. Bu üçüncü erik. Hangilerini topladınız? Can eriği topladık, kara papaz eriği topladık. Bunlar Kasım, erken Kasım eriği. Ben can eriğe geleceğiz zannediyorum. Yok, can eriği Turfan'da olan, en erken olandır o. Yakalayamadık ya, can eriği. Ya onu yakalayamadınız. Kasım papazı deniliyor. Evet. Öyle mi? Özelliği nedir bunun? Bunun çekirdeğine kadar yeşildir bu erik. Kütür kütür oluyor Evet. Bakın tadına. Bakın çekirdeğine kadar yemyeşildir. Pek yeşil değil ama. Yeşil. Öyle mi? Can eriği bembeyazdır. Hiç erikleri çekirdeğine bakarak değerlendirmemiştim şimdiye kadar. Onu öğrendim. Evet. Ne kadar alanda erik yetiştiriyorsunuz? Şu anda burası 1,5 dönüm bir yer. Bu bahçenin biri. Bunun gibi daha 3-4 tane daha bahçe var. Ha, tek bahçe değil. Değil. Tek bahçe olur mu? Biri bitiyor, birine başlıyorsunuz tabii, o zaman. Tabii, öyle mi? Tabii. Peki bu bahçede ne eriği var? Bu bahçede can eriğiyle erken Kasım eriği var. İşçi bulmakta sorun yaşıyor musunuz? İşçi bulmak zaten başlı başına bir problem. Bu eriği yiyenler ne zahmetle toplandığını görsünler. Biliyoruz zaten. Yani, bütün tarım ürünleri çok yani, zahmetli oluyor. Zahmetli iş ama ne yapalım? Bu bizim işimiz. Biz bu bahçeyi yetiştirmek için çocuk gibi baktık bunlara. Peki bakımı için? Bakımı, gübresi var, ilacı var, budaması var, dibinin sürmesi var. Peki erik üretmenin hassas noktaları var mı? Var. Fidanı yetiştireceksin. Kaliteli fidanı ekeceksin. Aha. Yani kaliteli fidan ekten sonra o fidanın bakımını iyi yapacaksın. Ağacı iyi terbiye edeceksin budama açısından. Nasıl? Ağacı nasıl terbiye edeceksin? Yani şimdi ağacı salma bırakırsan ağacın dalı uzar, verim randımansız olur. Ama ağacı güzel tımar edersen, terbiye edersen ağacın... Yani belli bir direnci olur yani doğaya karşı. Ağaç olarak dayanıklı olsun ki mesela meyveleri şöyle sağlam size, olsun. Göstermek olarak. Bakın şu ağacın buradan kestirmişim ben. Bu ağaç burada olsaydı bu meyve burada olurdu. Bu böyle dal yatardı. Bu meyveyi atardık çöpe. Güneş yakardı yani bu meyveyi. Ne ama, kadar çok değil mi? Üzüm salkımı gibi sanki. İşte maşallah bütün bahar tutmuş. Tutmuş. Ama kalite yok bu sene de böyle. Nasıl kalite yok? Erimizde kalite yok yani. Bu erik... Bunun 3 katı olması lazım. Peki hani erik erken çiçek açan bir ağaçtır ya. Evet, genelde de dona tutulur. İşte o bizim şansımız artık kısmetimize. Kader kısmet diyoruz. Evet. Bulutun altında meyve topluyoruz. Değil mi? Yani yapıyorsun yatırımı bir garantisi yok. Tutarsa Allah bereket versin topluyoruz. Ama olmazsa bahtımızı küsüyoruz yani. Başımıza gelene razıyız diyorsun. Bir de şunu var mesela çeşitlerimiz olduğu için birinde olmazsa birinde oluyor. Ha, birine don vurdu birinden yani, kurtarıyoruz. Yani birini kurtarıyoruz. Peki bu don hepsine aynı şekilde vurmuyor mu? Vurmuyor. Öyle mi? Şimdi bazı ağaçlar dona daha dayanıklı oluyor baharla. Şimdi can eri üzerine kar yağar, üzerine buz tutar kar yine de o bahar tutar. Etkilemiyor. Ondan etkilemiyor. Ama öyle bir don olur ki erik meyveye döndükten sonra da donabilir. Aşırı artık -8'leri 9'leri görürse... Baktığımıza. Yani hem çiçeğe don vurması söz konusu tabii, hem meyve tabii, erken tabii, dönemde tabii, meyveye. Tabii. En büyük sorun galiba erikte don değil mi? Don olayı. Başka bir hastalığı var mı? Ya başka bir hastalığı var tabii. Çeşitli hastalıkları var. Ne mesela? Yani bunu mesela kumuş basar, sinek basar. Zamanında ilacını atmazsa. Tarım ilaçlarını artık ilaç
değeri biraz daha düşük. Onun için yani daha kontrollü gitmemiz gerekiyor. İnsan kontrollü bir ilaçlama yapıyoruz tabii, diyorsun. Tabii kontrollü. Tarım il ve ilçelerin denetiminde yapıyorsunuz. Bizim burada ilaççımız var. O kendi mesela hangi ilaç ne zaman atılacağına, o da ziraat mühendisi bize karar veriyor. Biz ona göre uygulama yapıyoruz. Peki satışında sorun yaşıyor musunuz? Satışında şu anda bir sorunumuz yok. Bize buraya toptancı geliyor. Kabzı mal geliyor, alıyor buradan akşamları doğru İstanbul'a. Bizim satışta bir sorunumuz taze yok. Taze taze gönderiyorsunuz tabii, tabii, yani günlük, İstanbul'a. Günlük. Peki ağacın altının bakımında bir özellik yok, var mı? Yok bir özelliği yok. Otunu temizledikten sonra bir şey olmaz. Sürüyorsunuz. Tabii sürüyoruz. Traktörle. Tabii. Dızgara yaparız. Çapalama yaparız. Pek puluk takmayız biz buraları. Puluğu taktığımız zaman bunun kılcal çimlerin hepsini keseriz biz. Ağacı ne olur o zaman? Gübreyi alamaz. Kuruma yapar. Sadece toprak üzerini temizliyoruz. Bitkiler dursun ve gübreye dönüşsün istiyorsunuz ki ağacın kökleri onları Ayrıca kendi gübre de atıyoruz. Mesela hayvan gübresini atıyoruz. Avrupa gübreyi atıyoruz. Çeşitli gübreler var biliyorsunuz. Neye ihtiyacı varsa neye ihtiyacı varsa onu veriyoruz. Sulama yapıyor musunuz? Pek sulama yapmıyoruz. Çünkü siz Sapanca Gölü'ne 50 metre mesafede. Dere de var burada. Öyle mi? Tabii. Deremiz var. Ben dereyi görmedim. Dere var. Büyük deremiz var burada. Ama ihtiyaç olsa sularız yani. Gerek yani yok. Toprağın suya ihtiyacı yok fazla. Tabii. Onu demek istiyorum. Ve yan tarafımızda da büyük ceviz bir... Ceviz ağacı. O da mı sizin? Bu da amcamın. Amcanızın. Amcamın. Çok güzel değil mi? Çok büyümüş. Bunlar kaç yıllık? Bunlar herhalde 30 yıllık falandır. Çünkü artık yeni tarım yöntemlerinde cevizleri bu kadar büyütmüyorlar. Bizim bu bölgenin ağacı azmandır. Öyle mi? Mesela eriğimiz de büyür, cevizimiz de büyür, kirazımız da büyür. Koy verdik büyüsünler evet, diyorsunuz. Evet, büyür. Yani buranın yani aşılama sistemi biraz azmana benzer. Bodura benzemez yani. Biz arazimiz bizim kısıtlı olduğu için bodur meyve elverişi değil bizim ağaçlarımız. Yukarıdan toplarız diyorsunuz. Ama yukarıdan da hasat zor oluyor değil mi? Artık onun çaresini buluyoruz. Buluyorsunuz. Yıllardan beri yapıyoruz bu işi. Peki bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eşmenin eski muhtarı Mecit Külü neredesin? Teşekkür ederim. Buradayım, merdivende erik topluyorum. Kolay Hoş gelsin. Geldin. Sağ ol, var ol. Çok güzel değil mi erikler? Çok güzel. Yemyeşil. Bakabilirsin bak yemyeşil. Var sepetimde var. Kaç ay oldu toplamaya başlayalı? Valla bir aydan beri topluyoruz. İki cinsi bitirmişsiniz. Şimdi Kasım papazındaymışsınız. Kasım papazı topluyoruz. Kasım papazının özellikleri ne? Kasım papazı bu ayda oluyor işte. Yeşil olur. Güzel görüntülü. Bak gördüğün gibi yemyeşil. Yani bak bakabilirsin. Bundan sosyeteler yer bunu. Mayhoş olduğu için. Ama bütün erikler zaten mayhoş değil mi? Değildir. Bu biraz daha mayhoş. Bundan öncekiler papaz eri dediğimiz onlar biraz daha tatlı olur. Pazarcılar geliyor. Bizim pazar eri var. Orada böyle halk getirir traktörlerinden. Orada alıcılar, pazarcı, manav bakar. Kendi böyle beğendiği eriği alır. Beğendiği eriği alır. Pazarlığını yapar. Yani bu erik böyle yeşilken yeniyor Eşme bölgesinde. Her tarafa gidiyor bu. Ankara'ya da gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, İstanbul'a da gidiyor. Her tarafa gidiyor buradan. Pazarcılar hep götürüyorlar. Hani doğuda daha çok ya da İç Anadolu'da yemeklerde de kullanılıyor. Bu kullanılır mı? Kullanılır. Kullanılır mı? Kullanılır, kullanılır. Burada da kullanıyorlar mı? Evet. Bu kırmızı erik var orada. Ondan biz reçel yaparlar, komposta yaparlar. Bu da olur ama kızarınca olur bu. Şimdi yeşilken olmaz. Bu kızaracak mı daha? Kızarır. Ağaçta kaldı mı kıpkırmızı olur. Aynı gördüğün öbür erik gibi olur. Öyle mi? Ha? Evet. Bundan da komposta olur. Pestil yaparlar. Yani her türlü her şey olur. Her şey oluyor. Her şey oluyor yani. Et yemeğine kullanıyorlar, salatalara kullanıyorlar. Ta salatalara kullanırlar. Eşme köyü meyvecilikle ünlü bir köy değil mi? Evet. Neler üretiyor? Türkiye genelinde en birincisi ayva. En önemli Türkiye'de en önemli ayva. Ondan sonra erik gelir. Kirazı işi zor. Niye kirazı bırakıyorsunuz? Ya hem para yapmıyor fazla erik gibi. Hem de bunu toplaması daha kolay. Onun işçilik, işçilik 1500 lira bizim burada. 1500 liralık mal toplamıyor ki kirazda. Kiraz yani. Daha hassas bir meyve. Hassas, bu biraz daha dayanıklı. Hassas ve toplaması zor. Peki kolay gelsin. Bereketli Sağ olsun. Olasın. Hoşça kal. Şadi Bey. Buyurun. Bunlar ne kadar güzel erik böyle. Evet, bunun görüntüsü çok güzeldir. Yemesi de güzeldir bunun. Sulu sulu değil sulu, mi? Sulu, ekşi, mayhoş olur.
Bu ne cins erik oluyor? Buna biz havra deriz. Havra. Havra eri. Bunun özelliğini? Özelliği bunun renkli olması. Yani komposta, reçel, ona elverişli bir erik. Çok güzel bir evet, erik ya. Evet, erik güzel. Rengi çok güzel. Ya bu eriklerin havra herhalde bizim eski Rumlardan kalma falandır yani bu. Öyle mi? Tabii. Ha, eskiden yaşamış mı burada Rumlar? Zaten öbür mahalle Rum mahallesiydi bizim. Bu ağaç kaç yaşındadır? Bu ağacın yaşı fazla değil. Yine 30 seneliktir ama. Önemli olan açısı yani. Erin cinsi. Evet. Anladım. Havra eriği. Diyorsun. Havra. Bunun müşterisi kim oluyor? Hani Mecit Bey dedi ya, erken Kasım eriğinin müşterisi sosyeteymiş. Evet. Havra eriğinin müşterisi. Bu da halka ucuzdur bunun fiyatı. Öyle mi? Tabii bu ucuz, daha öbür erik gibi yani şey olmaz. Sosyete işi değil bu, sosyete bizim değil, işimiz bu halk yani. İşi bu. Bunu yiyebiliriz rahatça. Tabii rahat rahat yiyebilirsiniz. O pahalı mı oluyor peki? Pahalı ben? Olur. Bu o daha pahalı. Ucuz. Bunun kilosu mesela 15-20 liraysa onun koy 50 lira 100 lira olur. Aa, o kadar fark tabii, ediyor. Tabii siz bakmayın, biz onu toptan 50 liradan veriyoruz. O markete geldiği zaman 150 lira yiyorsunuz ayrı. Aa. Tabii öyle ucuz erik değil onlar. Ha, bilmiyordum. Tabii. Peki gideyim biraz Nurdan'la konuşayım. Tabii buyurun. Şimdi. Nurdan bacım. Buyurun. Bu erik böyle gelin gibi bahardaki evet. Halini çok merak ediyorum evet. Herhalde bembeyaz çiçektir evet, doğru. Değil mi? Doğru evet, çok güzel. Kırmızı baksana. Rengi çok güzel, tadı da güzel. Ne yapıyorsunuz siz bu erikten? Eskilerden bildiğimiz kadar kompost olur. Biraz daha zamanı vakti var. Biraz daha mı olgunlaşacak? Biraz daha. Daha değil. Tam değil de bir 10-15 gün kadar diyelim. Yani daha kırmızı olacak. De şimdi yeni yeni yani şu her tarafının böyle olması lazım ama daha var var. Şunun vaktine. Gibi kırmızı olması he, lazım. Vaktine var. Bak şöyle he, değil he, mi? Şöyle. Şu he, bak. Evet. Çok tatlı bir kırmızılığı var. Evet güzel. Sanki minik bir elma gibi. Evet, yemesi de çok güzel. Yıka buzdolabına koy, çıkar buz gibi sıcakta yani güzel olur. Suyu da güzel olur herhalde değil mi? Evet, kompostosu evet. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Bilin bileli yapıyoruz bir şey yani. Meyve topluyorsunuz. Babamın evinde de vardı. Ayrı buranın yerlisiyim. Zaten meyvelik alan bu bölge yani, değil mi? Hiçbir şey zorluk çekmedik yani, hep aynı iş. Bunu da topluyor muydum yanlışlıkla mı? Yok, toplanır. O kadar oluyor işte aralarında. Toplamada bir incelik var mı? Çekiyorsun geliyor yok, değil mi? Yok, çekiyorsun. Dökülen dökülüyor zaten. Kalan kalıyor diyorlar yani. Kiraz gibi değil yani bu. Ama kirazın toplaması daha zor. Kiraz toplarken neye dikkat ediyorsun? Yeşil sapları bu sıcakta şey olur böyle, lastik gibi olur. Koparamazsın. Yani erik yine bir şey iyi. Daha zor yani kirazın toplaması. Kirazı aa, da... Bilmediğim bir şey söyledin. Hava ısınınca aa. Kirazı koparmak zorlaşıyor. Evet, lastik gibi olur. Düşün yani, koparamazsınız o hele bu sıcakta. Ama erik öyle bir şey de yine geliyor yani, koparıyorsun. Çektirme geliyor. Evet. Demek o yüzden meyve toplayıcılar hep sabahın köründe tarlaya ya gidiyor tabii. Değil mi? Tabii. Erken olunca daha iyi. Gerçi bütün tarım işçileri öyle. Ya. Sabah 5'te yola çıkıyorlar. Günlük çalışanlar gidiyor. Biz o kadar değil de. Yani bize o kadar erken gitmiyoruz yani. Siz biraz keyfek edersiniz. Yani biraz keyfek eder. Eşme'de başka neler yetişiyor? Önceden kiraz vardı burada. Kiraz yetişiyordu. Kiraz da para yapmadı, etmedi. Para etmeyince herkes bıraktı. Şimdi ama çok pahalı kiraz. Bodur cinsi diyorlar ya, aha. Hani yüksek değil. Onlardan oluyor. Daha işçiliği de kolay. Burası bıraktı yani. Klasik bizim. Aynı bu ağaçlar gibiydi. Büyük ağaçlar. Büyük ağaçlardı. Klasik. İşte öyle onları bıraktılar. Cevizli erik şimdi Eşme'de. Genelde o. Bir de ayva. Ayva da kalmadı. Ayva da sayılıdır yani. Bir elin parmakları geçmez. Herkes onu da kesti. Çok ilaç istiyor diyorlar. Öyle mi? Ayva ilaç mı istiyor? Çok ilaç. Bir de ilaçların etkisi de kalmadı artık. Ne kadar 20 defa dağıtsan senede yani ilaç yine kurt oluyor diyorlar. Ondan bıraktılar. Yani bu cevize Eşme erik daha kolay geldi. 3 ay, ay boyunca erik var yani posta posta. Cinsine göre değişik değişik cinsine göre değişiyor işte. 3 bahçeniz varmış öyle mi? Var. 3-4 yerde ayrı ayrı işte ufak ufak böyle. Bölünüyor kardeşler arasında. Küçülüyor. Az, yani onu değerlendirmeye çalışıyorsun artık. Fazlası da zaten yapamayız. Bizim kendi hayvanlarımız da var. Koyun bakıyor beyim. Öyle mi? Hayvanımız da var. Koyunlarımız var. 50 tane kadar koyun var evin yanında. Tam bir çiftçisiniz yani. Evet. Kocaeli Kartepe Balaban köyündeyiz. Hüseyin Aslan'ın meyve bahçesindeyiz. Çok ilginç. İlk defa eriklerin böyle üzüm gibi salkım olduğunu gördüm. Demek ki ben hiç erik bahçesi görmemişim. Hep benim hayalimde böyle büyük ağaçlar, dallarına çıktığımız erik ağaçları vardı. Ama modern tarımda artık budama yöntemleri farklı ve meyvelerin şekil alışı da farklı oluyor. Bu bahçe neden bu kadar verimli? Gelin sırlarını Hüseyin Aslan Bey'den öğrenelim.
dinleyelim. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kaç yıldır meyve üreticiliğiyle uğraşıyorsunuz? Vallahi benim yaşım 64. Hemen hemen 10 yaşımdan beri bu işte uğraşıyorum. 50 küsur yıldır çiftçisiniz ve meyve üzerine çalışıyorsunuz. Hem meyve üzerine. Hep erik mi ürettiniz, evvelden başka armut şeyler? Evvelden armut ön plandaydı. Armudun bakımı çok zorlandığı için, ilaç maliyetleri, pazar sıkıntılı olduğu için yavaş yavaş eriğe döndük. Eriğin 3-4 çeşidi. Bir bakıyorsunuz elmalar kesilmiş, armut olmuş, armutlar kesilmiş, erik olmuş. Evet. Sürekli bir değişim var. Bu değişim neye göre yapılıyor? Talep hangi ürünü görüyorsa biz ona dönüyoruz. İkinci neden, maliyetler daha az. Eriğin maliyetleri daha çok talep görüyor. Armudun eskiden biz burası armut bahçesiydi. Tabii armutla ilgili çok büyük tonajlarımız vardı köy olarak. Kiraz, artık kiraz da ikinci plana düştü. Erik moda. Şu an erik moda. Moda. Kiraz niye bu sene, ikinci plana düştü? Bir işçi maliyetleri bir kere canımızı çok sıkıyor. İşçi bulamıyoruz. Şimdi ben yeni öğrendim. Kirazı fazla sıcakta toplarsak eğer sap kısmından koparmak zorlaşıyor. O şöyle oluyor. Erik çok erken toplanılmaz. Hasat yapılırken çatlama yapar. Kiraz da tam tersi. Çok erken sabah 5'lere toplayacaksın. Onun içindeki sap kısmı nem aldığı için öğlen sıcağına, yani sıcağa denk getirmediğin zaman o içindeki saptaki nem onun raf ömrünü uzatıyor. Sapın nemi kaybolmadan toplamalıyız ki aynen. Raf ömrü uzun olsun ve kirazın. Kendini kopmadığını, hayat devam ettiğini anıyor ürün kiraz. Öğleden sonra güneş yaktığı zaman, üzerine geldiği zaman su kaybı oluyor. Bu sefer topladığın zaman hemen rafta çabuk kendine getiriyor. Bozuluyor. Evet. Ama erikte öyle bir sorun yok. Erik gündüz sıcakta tabii. Her şart altında toplanabilir. Bir de çok kibar davranmak gerekmiyor sanırım. Hani böyle çekiyorsun. Yok, o da bir hassastır. Yani, tabii öyle kiraz gibi çok zor değil yani ama bu çok daha basit. Yani şöyle koparayım diye uğraşmıyorsun. Evet. O yüzden kiraz işçiliği daha zor oluyor herhalde, değil mi? Tabii ya, anormal zor. Biraz önce de söyledim, ağaçlara çıkar erik toplardık. Hayallerim tuzla buz oldu. Baksanıza çıkacak yer yok ve meyveler böyle salkım gibi. Budama ile ilgili oluyor. Çok usta budamacıların olması lazım. Yoksa böyle salma gittiği zaman yukarı çıkar. Çok kalitesiz ürün yapar. Budama aynı zamanda kalibreyi de arttırıyor. Hasata göre hesaplanıyor. Tabii. Budama ona göre yapılıyor. Bu cinsin adı nedir? Şimdi buna bu Ağustos papazı derler. Ağustos papazı diye geçer. Papazı. Çok kaliteli bir üründür. Papazın kaç türü var? Papazın şimdi can eriği, kara papaz, kasım papazı diyorlar. Bu da en son olarak Ağustos papazı derler. Ağustos papazı kasım papazından sonra mı geliyor? Sonra geliyor. Aa, ilginç. Tersi oluyor yani. Evet, tersi oluyor. Peki erik bakımında sizin dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Özellikle ağaçlarınızı koruduğunuz bir durum var mı? Yani burada Binebe armuda örnek vereceğim. Armuda göre maliyeti yok gibi. 2-3 ilaçlamada çok basit ilaçlarla, sinek ilaçlarıyla geçiştiriyor. Görüyorsunuz malı. Herhangi bir fazla ilaca gerek yok. Kışın işte borda bulamacıyla şey yapıyoruz. Gübre veriyor musunuz? Tabii. Gübre toprak tahliline göre, ona göre çıkan... İhtiyaç varsa. Tabii. Ona göre biz de kireciğine varana kadar her şeyi şey yapıyoruz. Erik dalı gevrektir. Var ya, yok. Bu dallar gevrek de değil artık, değil yok, mi? Yok. O bir o da gitti, efsane. O moda da gitti. Evet. Hüseyin Bey, burada da bir kiraz ağacı var ama erikteki verim maalesef bunda yok. Bu ne cins kiraz ağacı? Buna Napolyon kirazı derler. Napolyon? Evet. Ziraat 900 yani. İşte onun çeşitlerinden Napolyon diye geçer, her şey var burada. Bunda niye meyve bu kadar az? Normalde kiraza 1800-2000 saat 0 derecede soğuklaması gerekirken bu sene 400 saatlerde olmuş. Şubat ayında çok aşırı bir sıcaklar yaptı. Ondan sonra tutmadı. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Ağaçların bir uyku dönemini geçirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu uyku dönemi de kış aylarında oluyor. Evet. Bu yıl iklim değişikliğinden dolayı kış yeteri kadar olmadığı için ağaçlar o uyku dönemini yaşayamadılar. Evet, kesinlikle. 1800-2000 saat diyorlar uzmanlar. O 400 saatlerde olmuş. Uykularını alamadılar. Alamadılar. Ocak-Mart arasında Nisan'ın 15'ine kadar 0 derece olması lazım. 2000 saat 480-400 o civarda olmuş. 2000 olması gerekirken 400'e kalmış. Aynen. Çok az değil mi? Çok az. O yüzden verim düşük. Verim yok gibi bir şey yani, şu anda yok.
Peki bu bölgede genelde öyle mi? Yani genelde konuştuğum insanlar kirazdan eriye dönüş yapıyorlar. Dönüş neden? İşçi maliyetinden dolayı. Kiraz mesela bu sene kiraz yok. Yine de kirazın maliyeti eriye göre çok çok fazla. Bir de istediğimi talep olmuyor. Ege bölgesi oluyor. Bak Ege bölgesi 400-500 saatlerde kurtarıyor. O şey. Ege bölgesinde yetiyor mu 400-500 saat? Yetiyor. Neden? Orada öyle şey yapıyor. Toprağın yapısında mı? Toprağı orada? Yani bilmiyorum. Bize söylenilen işte İzmir Kemalpaşa bu konuda çok ön planda. Hı hı. Orada yetiyor. Orada gayet güzel şey var. 400 kirazı. Saat mi uyuyormuş 400-500 orada? 400-500 saat. Öğrenelim bakalım, araştıralım. Evet. Bir konu çıktı. Ama yayla kirazcılığı önemli değil mi? Daha çok yaylalarda yetiştiriliyor ve yurt dışına satılıyor. Tabii tabii. Bu Afyon, Manisa, Demirci şu an hasat orada oluyor. Oraları iyi biliyorum. Gidip gezdim. Oralarda şey var. Çünkü rakım 1700-1800'lerde. İşte. Osmaniye'nin dağlık bölgeleri, tabii, tabii, yaylalarında bu Adana tarafında falan. Güzel. Hep yayla kirazları. Evet. Önemli. Kiraz her sene verse bile biz kirazdan çıkacağız. Neden? Para etmediği için. İşçilik... Herkes olur mu? Kiraz çok pahalı. Şu an en pahalı meyveler. Hayır, hayır, hayır. Kiraz. Hayır. Olmuyor kiraz. Kiraz maliyeti 80 kilo, 50 kilo ile 1500'de işçi parası vermek nakliyesi var. İşçi parası mı yüksek geliyor? Yüksek. İlaç maliyeti yüksek. Kirazın ilaç maliyeti yüksek. İlaç evet. Erik o kadar hayır, erik hissetmiyor. Bedava yakın bir şey ya. Peki arkamda da bir armut ağacı evet. Var değil mi? Evet. Bu armut ne cins oluyor? Bahri Bey armudu derler. Eski bir ağaç tabii, herhalde. Eski bir hayli yaşlı. Evet. Bunu da dönüştürecek misiniz? Yeni hayır ağ- bunlardan da çıktık. Bunlar da gözden çıktı. Çıktı yok. Maliyet en az 15 sefer ilaç atmamız lazım buna. Haşeresi çok fazla. Pisilya dedikleri bir böcek var. Ağacı simsiyah yapıyor meyvesine kadar. Pazar değeri sıfır oluyor. Armut yiyemeyecek miyiz giderek? Bu şekilde giderse. Biz üretmeyeceğiz diyorsunuz. Evet. Bursa bile bu armuttan çok müzdarip. Ya bu nektarin, şeftali o daha ön plana çıktı. Şimdi burası karışık bir bahçe değil evet, mi? Evet. Hangi meyveler var daha çok? Şimdi kiraz var, eriğin 4-5 çeşidi var, armudun 2-3 çeşidi var. Bir de Trabzon hurması görüyorum. Trabzon hurması, evet. Trabzon biraz, hurmasının maliyeti daha mı düşük? O da, bakım maliyeti o da daha erikten mı bile düşük onun maliyeti. Öyle mi? Tabii tabii. Şu ana kadar şu o şey, gideceğimiz ağaçta şu ana hiç ilaç atılmadı. Öyle mi? Sadece gübresini, suyunu ver gidiyor. Şimdi safari. Kartepe bölgesindeyiz biz. Yani çok verimli bir topraktayız çok, aslında. Çok, verimli çok. Yukarıda kar yağdı ama burada yağmadı. Ha, o kadar bir metre, fark ediyor. Tabii 1,5 metreler oldu gittik baktık. Her zaman orada yağar, burada yağmıyor. O zaman artık erikten neler yapabiliriz, nasıl faydalanabiliriz? Herhalde tarım o yöne gittiğine göre meyve tarımı. Biz de onu düşünmeye başlayacağız. Yani eriğe de son zamanlarda bir ihracat söylentisi var. Eğer o doğruysa artık tamam biz daha da çoğaltacağız bu eriği. Gerçekten öyle. Yani ihraç edilmiyor mu şu an erik? Daha Avrupalı renkli erikleri daha çok seviyor. Siyah eriği seviyor. Siyah yani renkli erikler ama bu sadece Anadolu'ya özgü bir şey olduğu için ama Avrupalıları tanımaya başladı Arap ülkeleri. Daha tadını alamadılar. Ya hepsini. Yiyenler var turistlerden oraya da başladı diyorlar. Başladı. Ondan talep fazla. Peki bereketli olsun. Teşekkür hoşça ederim. Kalın. Teşekkür ederim. Balaban Köyü'nün eski üreticilerinden Yusuf Aslan Bey ile beraberiz. Yusuf abi, şimdi sen yukarı mı çıkacaksın? Yukarı çıkacağım. Ama bu çok yüksek değil mi? Yüksek olsa, isterse 30 metre olsun gene çıkarım. Tehlikeli değil mi? Kimse yok, merdiven sağlam. Sağlam mı? Nereden yok. Biliyoruz sağlam olduğunu? Ona göre yaptırdık. Ha, matematiği oradan diyorsun. Evet. Eskiden nasıldı çiftçilik? Şimdi ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Eskiden daha iyiydi. Şimdi bir çuval gübre olmuş 700-800 milyon, 1000 lira. TL, TL. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl şey yapacağız? Ama sadece maliyetler değil herhalde, iklim değişikliği i̇klim de değişikliği etkiliyor var, değil mi? İklim değişikliği var, gübresi var, ilacı var, bilmem nesi var, var da var. Siz eskiden burada ne üretirdiniz, şimdi ne? Burada eskiden aşağı yukarı 10 yıl önce, 15 yıl önce armut vardı. Değişik armut vardı. Hangi çeşit? Mesela Gölcük armudu vardı.
Ondan sonra Santa Maria vardı, demirci vardı. Demirci armudu. Evet, demirci armudu. Kışlık armudu. Kışlık, gölcük armudu yani. Ne oldu onlar şimdi? Armudu. Onları hepsini kestik, para yapmadı. O müşteri bulamadığınız için? 20 yıldan beri, 30 yıldan beri armudun kilosu 800, gene 800, gene 800. Ha, maliyetini maliyet, karşılayamayınca maliyet. Siz de kestiniz öyle mi? Kestik. Hani Adana'da falan limon ağaçlarını kesiyorlar, evet, kesiyor, tarlada kaldı. Onun gibi yani. Tabii. Armudun yerine ne ektiniz? Armudun yerine hurma ektik. Aşağıki bahçeye de erik ektim. 10 dönüm yere. Sizin bayağı burada parça parça sülale boyu yeriniz var. Dedeler, dedeler iyi yer almış. Dedeler iyi yer almış. Allah razı olsun onlardan. En çok yer olan bizim sülale. Bu eski bir kiraz ağacı şu bu an. Bu aşağı altın. Yukarı 50 yaşında. Öyle mi? O yüzden mi meyvesi az? Meyvesi az değil. Bu sene soğuktan verim yapmadı. Neden soğuk? Soğuk, sıcak, çiçekler kavruldu ağaçta. Ha, don mu vurdu yani? Don değil. Don varsa da sıcak. Sıcak da vurunca gündüz kavruldu ağaç. Ağaçta kavruldu çiçek. Bak örnek vereyim. Bak. Bak. Bak kavruldu bak. Bak. Ha, evet. Çiçek. Çiçek öldü gitti. Şunun gibi. Evet. Da döküldü yani şimdi. Nevşehir'de gördük. Ceviz ağaçlarına don vurmuş. Ağaçların yaprakları kurumuş. Evet. Olabilir. Yani tarım zaten çok riskli bir meslek. Bir şey, evet. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ben, Cenab-ı Allah'tan başka bir şey bilmiyor. Şimdi siz buraya çıkacaksınız. Çıkacağım. Evvel Allah'ın izniyle. Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Bir sepeti getir oğlum. Kova var mı burada? Ha kova burada. Tamam. Ben çıkıyorum yavaş yavaş toplamaya. Tutayım mı? Hayır tutarsan tut. Haydi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tutayım mı tutmayayım mı? Tutma. Tutmuyorum. Tutma. Yusuf abi. Efendim. Kiraz sapı hani erken saatte toplanınca ömrü uzun oluyormuş ya. Evet. Şimdi akşamüstü oldu, geç oldu. Geç oldu bir şey olmaz, daha iyi olur. Soğumuş. Aşağı yukarı 5-6 tane ağacım var her sene. Hem verimli hem de kaliteli. Bu ağaç daha mı çok verir her sene? Çok veriyor ve kaliteli. Yusuf abi nasıl bu merdiven o kadar çok dayanıyor ya? Ilhamur ağacı. Öyle mi? Ha sağlam. Evet. Daha ne kadar çıkacaksın Yusuf abi? Çıkacağım. Bazen çocuklara diyorum ki toplarken altı deniz değil korkmayın. Altı deniz değil. Korkmayın diyorum. Yani deniz olursa uçarsınız gidersiniz ama. Boğulursunuz ama burası toprak diyorsun. Toprakta bir şey olmaz evvelallah. Vallahi kolun bacağın kırılabilir yani riskli. Sonuna kadar çıkmıyorsun herhalde değil mi? Çıkacağım ne sonuna kadar. Her taraf. Yukarıya kadar çıkacağım. Yusuf abi onlar ne kadar büyük öyle ya. büyük yiyeceğiz daha ne oldu? Yusuf abi. Efendim. Büyük bulursan bana atar mısın? Atacağım. Yok mu büyük? Var. Bak iniyorum vereceğim. Oradan at. Bir dakika olmaz ezilir o. Öyle mi? Bak mübareğe bak. Bak mübareğe bak. Erik. Erik değil, kiraz. Ziraat 900. Evet. Daha var mı? Vay. Daha ne oldu? Devam. Yusuf abi. Efendim. Ne kadar devam etmeyi düşünüyorsun? Ben çocuklara bıraktım. Öyle ben mi? Bazen topluyorum. Sadece keyfine toplamaya mı geliyorsun? Evet. Sulamaya yardım ediyorum. Yardımcı eleman olarak varsın. Evet. Peki bu Trabzon hurmaları eski meyvelerin yerini alıyor mu? Alıyor. Güzel. Kiraza bak. Bak 3 tane daha var bak. Bak. Buyurun. Bunlar özel seçmece. Özel değil. Aynı sıradan. Öyle mi? Sıradan bunlar? Sıradan. Evet. İhracat ürünü gibi. Ama biraz yaralanmış bazı yerleri. Bazı dolu yaptı geçen. Biraz da kuşlara, kurtlara bırak. Yusuf abi. Kovayı bırakayım mı oraya? Yok, kovayı bırakma. Kovayı getir de. Yani dalında biraz kuşlara da kalsın. Evet. Hani öyle derler ya. Bu ağaçlara hep kendiniz bakıyorsunuz değil mi Yusuf abi? Gübrelemesinden, sulamasına, budamasını da kendiniz mi yapıyorsunuz? Sulamayı kendimiz yapıyoruz. Budamayı? Budamayı yaptırıyoruz parayla. Kaliteli kiraz topladım sana. Oraya kadar çıktın ya, tebrik ederim.
Evet. Kovada ne kadar var merak ediyorum. Var. Bakayım. Toplayamadık ki sohbet edin. Kalanını kuşlara bırak. Ha, işte. Buyurun buyurun. Alabilirsiniz. Bir kilo var burada değil mi? Bir kilo ne yarım kilo neyse artık. Tamam. Hüseyin Bey'i de çağıralım yanımıza. Hüseyin Bey buyurun. Şimdi sizin aile bu bölgede sağlam çiftçiymiş anladığım kadarıyla. Hemen hemen %50'si çiftçi. Büyük dededen kalma mı bu yer? Tabii yani? Bir yerler büyük dedelerimizden kalma. Ama şimdi bu bölge Kartepe'nin getirdiği turizm potansiyeliyle tarım arasında böyle bocalıyor galiba öyle mi? Evet. Bizim en büyük şansımız İstanbul'a yakın olmamız. İstanbul ürün satmak açısından. Tabii tabii. Evet. İstanbul başlı başına bir devlet, ülke olarak büyük potansiyeli var. Kalite olduğu zaman İstanbul çok şeyden önde. Ama bazı arazilere imar izni verilince tarım gidiyor o zaman değil mi? Çok, çok kötü. Hani İstanbullular buraya yerleşmek isteyince aslında İstanbul'u besleyen bir tarım alanı yok oluyor. Sapanca'da bungalov şeyi türedi. Yani bir anlamda güzel ama bir kısıtlama, bir sınırlama gerekiyor değil mi? İnsan gıdası hepsinden önemli bana göre. Gıdanın herhalde yokluğunu görünce dank ediyor bize. O zaman aklımız başımıza gelecek ama işten geçmiş olacak. Tedbiri oysa şimdilerden almak maalesef, lazım. Maalesef. Size güç diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Azim diliyorum. Şöyle bir kalite Türkiye'de 2-3 yerde var. Yani İstanbullu bu kadar taze, bu kadar yakın mesafeden bu biliyorlar neydi? Balaban kirazı diye çok İstanbullu çok iyi bilir. Çok biliyor. Burada satıyor. 10 günden beri burada satıyor malı. Mesela şurada yolun kenarında. Ha gördüm o tezgahı. Cumartesi pazar bak bu sene az. Cumartesi pazarda her gün 500-600 kilo. Cuma akşamları İstanbul'dan buraya gelenler biliyorlar. Eski müşterileri de var. Hemen işte telefon ediyorlar. İşte bana 10 paket, 20 paket diye hepsi gidiyor. Fiyat sorma yok. Canı ne istese. Varsa alıyorlar. Alıyorlar. Çünkü, evet. Hani çünkü kalitesine güveniyorlar, tadına güveniyorlar. Ama kalite de bu ama bak gördün mü? Peki bereketli olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar tarımı sürdürürsünüz i̇nşallah. Bu bölgede. İnşallah. İzmit Otobanı'ndan 10 kilometre kadar Balaban Köyü yönüne doğru saptığınız zaman Yusuf abinin bahçesine rastlıyorsunuz. Ve yol kenarında da tezgahı var. Evet. Ve Yusuf abi eşi, oğlu, gelini hep birlikte bu bahçede çalışıyorlar ve yol kenarında da böyle minik bir tezgahları var. Gelen geçene satış yapıyorlar burada. Aleyna sen de bahçede çalışıyorsun değil evet. mi? Evet. Daha çok burada mı duruyorsun bahçe kısmında? Daha çok burada annemle ayıklama yapıyoruz. Ufakları, çürükleri ayırıyoruz, sepetliyoruz. Yusuf abi burada duruyor. Evet. Peki çok müşteri geliyor mu buraya? Çok yoğun oluyor aslında. Ama bugün nedense bir durgunluk var. Özellikle hafta sonu yoğunluğu oluyor. Ama biraz önce birisi geldi. Evet. Dedi ki Balaban kirazını ben biliyorum, evet. tanıyorum. Balaban kirazı meşhurmuş değil mi? Evet, kesinlikle. Sürekli müşterilerimiz de var. Aynı zamanda bu zamanı bekleyen. Öyle mi? Evet. Kargoyla da gönderiyor musunuz? Evet. Peki Balaban kirazının sence özelliği ne? Büyük olması, daha iri, daha kaliteli. Yani çünkü kaliteli olmasının nedeni de güzel bakımdan dolayı yani. Aroması güzel. Evet, aroması da güzel. Neden? Çünkü Kartepe Dağı'nın tepesinin eteklerinde evet. verimli topraklarda yetişiyor. Evet. Peki bereketli olsun. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Kocaeli Dil Ovası Demirciler Köyü'ndeyiz. Zafer ve Ferda'nın kurbanlık ve adaklık üretim merkezine geldik. Bakalım bu işleri nasıl yapıyorlar, detayları neler, gelin birlikte öğrenelim. Kolay gelsin. Hoş nasılsın Ferda? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Zafer nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasıl gidiyor işler? İşler güzel. Koyunlarımız büyüdü mü? Koyunumuz büyüdü. Kurbanlıklarımızı sattık. Müşterilerimiz sonrasında beğendi. Kesin. Çoğu satıldı mı? Çoğu satıldı. Kaç tane hayvan vardı? Yaklaşık 200 civarında vardı. Bunun 160 tanesi kurbanlık vasfını taşıyan hayvandı. 150 tanesini verdik. Bu kurbanlık vasfı taşıyor olmak ne demek? Şöyle bir şey. Musun? Erkek küçük başta, erkek koçun 6 ay 10 günü geçmesi lazım yaş olarak. Hı-hı. Yani yaşını doldurması lazım. Belirli şartları karşılamışlar. Ama 6 ay 10 gün diyorsun. Evet 6 ay geçmesi lazım geçmesi yani. Geçmesi lazım. Evet. 1 yaşla 6 ay arası. Evet en küçük 6 aydan başlayıp yukarı doğru çıkması lazım. Yani daha küçük hayvanlar kurban olmuyor yaş itibariyle.
Bir de yani şöyle diyeyim, sağlık olarak herhangi bir yarası, beresi, kulağında yara veya boynuzu kırık olması kurbanlık vasfını taşımaz. Siz 200 tane sağlam koç yetiştirdiniz. Evet. Bir yıldır onlara bakıyorsunuz. Bakıyoruz, evet. Gayet iyi bir sayı değil mi satışınız? Evet, benim için iyi. Şu an için iyi bir sayı. Birlikte satış yapıyorsunuz. Beraber yapıyoruz. Aile işletmesi. Evet, aile şirketi gibi bir şey yani. 18 yaşında oğlumuz, 16 yaşında kızımız var. Onlar da bu işin onlar içinde. Da burada. Yardımcı oluyorlar onlar da sağ olsunlar. Ferda aynı zamanda kasap, bayan kasap. Evet. Değil mi? Kesim evet. Yapabiliyor. Evet. Peki bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ne yapmaları gerekir? Şöyle bir şey, çok sabırlı olmaları lazım önce. Kolay bir iş değil. Tavsiyem şu olur. Yapmaya çalışsınlar, uğraşsınlar. Güzel bir iş ama... Bebek büyüttükleri bebek düşünerek gibi, yani devam çok etsinler. İlgi isteyen bir iş. Devamlı başta durmanız gereken bir iş. Çocuk gibi diyeyim. İlgilenmeniz gereken bir iş. Bebeği nasıl yetiştiriyorsak bir anne baba olarak yeri geliyor. Biz çocuklarımıza siz bekleyin, biz kuzuların içine gideceğiz diyebiliyoruz. Yani o kadar riske alabiliyoruz. Önce emekli onları doyurmak şey. Evet. İstiyorsunuz. Evet, evet. Evet. Çünkü hayvanlar... beklemeyi bilmiyorlar değil mi? Aynen yani? Öyle. Onlar daha çok ilgi istiyor. Hani evlatlarımız ilgi istiyor ama onların dili konuşmadığı için derdini biz gözünden anlamak zorundayız. Nefesinden anlamak zorundayız. Davranışları. Aynen öyle. Belirli bir saat şeysi var onların. O saatlerde bakmak zorundasın yani. Yoksa sıkıntı oluyor besleme noktasında. Hastalık, strese giriyor hayvan. Strese girmek hayvanın etini etkiliyor değil etkiler, mi? Etkiler, etkiler. Rahatsız. Sonuçta hasta bile olabiliyor hayvan sonunda. Ölüme kadar gidebiliyor strese giren hayvan. Siz burada kapalı alanda evet, besicilik kapalı, yapıyorsunuz. Kapalı. Dolayısıyla yedirdiğiniz besin çok önemli. Evet. Yani etin kalitesi açısından kalitesi da çok açısından, önemli. İnsan sağlığı için önemli. Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani kaliteli yemler kullanmaya çalışıyorum. Özellikle arpa. Bunun ana maddesi arpadır. Çayır otu, yonca ve dediğimiz gibi kesif yem. Hiç meraya çıkmıyor bu meraya hayvanlar. Meraya çıkmıyor içeride. Tamamen kapalı, alandalar. Ama dışarıdaki gıdaları biz onlara hazır getiriyoruz. Tabii ot olarak bir çip getiriyoruz veya dışarıdan gelen arpa da sonuçta doğal olarak bir yetişen bir bitki. Peki et yapımı için aylarına göre farklı bir beslenme var mı? Yani siz kuzuları kaç Şimdi, aylıkken alıyorsunuz? Kuzuları ben 3 veya 4 aylıkken alıyorum. Daha sonra işte besiye koyuyorum. 4-5 ayda kendim bakıyorum bunlar içeride. Hep bu besilerle mi evet. bakıyorsunuz? Başka ekstra yani vitamin ekstradan bir şey, falan şey, vitaminler şöyle bir şey. Yenlerde zaten var sana kesif yem içinde. Aha. Ekstradan aşıları var bunların hastalık olmaması için. Veterinerler kontrol altında. Ne hastalığı olabilir mesela? Mesela beba aşısı, çiçek aşısı. Ondan sonra karma aşı dediğimiz böyle aniden ölüm olmaması için. Hı-hı. Bağırsaklarla ilgili. Benim bildiklerim bunlar. Daha çok aşısı var. 17 tane aşı var ama hepsini bilemiyorum isim olarak şu an. Yani bir yıl içinde 17 aşı mı yapılıyor? 17 aşı olması Hı-hı. gerekiyormuş. Zaten veteriner kontrolünde yapıyorsunuz herhalde bu işi değil mi? Küpeleri var tabii, hepsinin. Tabii. Devlet kontrol altında olan bir işler. Ferda sen bu işi seviyorsun değil Seviyorum. mi? Seviyorum. Bu baba mesleği. Evlendik, eşimle burada devam ettik. Seviyoruz. Severek de devam Olmazsa edeceğiz Olmazsa yapamam inşallah. Diyorsun. Yok. Aynen. Ama şimdi... Genimizde böyle var, devam ediyoruz diyelim. İnşallah aktarırız ama aktaramayacağız çocuklarımıza. İşten Hiç belli olmaz. Daralmaya başladık Keşke. Ama gördüğünüz gibi sağda solda. Değil mi? Ben Keşke. Daha önce geldiğimde teller evet. yoktu. Şimdi böyle Maalesef. Tellerin arasına hapsolmuşsunuz. Küçücük Maalesef. Bir alanınız kalmış. Gitgide daralıyoruz maalesef. Geçelim var. Mi içeri bir hayvanları Tabii. görelim? Zafer ve Ferda'nın ahırına girdik. Arkadaki koyunlar kurbanlık ve adaklık koyunlar. Şimdi kurbanlık ve adaklık koyun nasıl besleniyor, nelere dikkat ediliyor evet. onu öğreneceğiz. Hep adaklık kurbanlık üzerine evet. değil mi çalışmalarımız? Evet. Adaklık kurban üzerine, besi üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Demirciler köyünde devam etmeye çalışıyoruz bu işe ama nereye kadar gideceğiz bilemiyorum artık. Adaklık ve kurbanlığı, sağlıklı beslemenin yani sonuçta insanların yiyeceği evet. etler evet. bunlar. Evet. Sütünden faydalanmayacağız. Nesine dikkat ediyorsunuz? Önce beslenmesi. Besi, beslenmesi doğal olarak arpa, ot, bir de kesif yem dediğimiz sanayi yemi var. Onu az bir miktarda kullanıyoruz. Bu arpa ezmesi. Sanayi yemi dediğimiz. Oranı ne oluyor? Mesela ondan bir kova, ikisinden de birebir mi koyuyoruz? Birer kova koyuyoruz. Yani şöyle diyeyim, bir hayvana yaklaşık bir öğünde bir kiloya yakın bir yem iyi diyor. Yani burada şimdi arpa var, kesif yem var. Kesif yem var, otu var daha otu sonra. Var. Bunu karıştırıp veriyoruz. Karıştırıp, evet sabah ve akşam olmak üzere Aha. belirli saatlerde yani saatlerini geciktirmemek lazım düzgün Kaçta olması için. Kaçta veriyorsunuz mesela? Mesela sabahta, sabah 5.30-6 gibi
kalkarım, bakımını yaparım. Akşam da yine 5.30-6 gibi başlarım. Yani 7'ye kadar sürüyor bu bakımı. Suları? Suları, çeşmeleri var. Devamlı önlerinde akıyor. Sürekli veriyorsunuz. Bir de belirli aşıları vardır bunun devlet veterinerleri tarafından. Takip ediliyor. Bunu şimdi karıştıracak mıyız? Evet. Şöyle karıştırıyorum. Böyle o şekilde veriyorum. Ama sade de verebilirsiniz yani. Bunda sıkıntı yok. Yani sadece arpa ya da... Arpa da veya kesif yem de olabilir. Kesif yemin içinde ne oluyor? O bir karma yem herhalde. Onun içinde de arpa, buğday, kepek, ondan sonra bazı küspeler, mısır küspesi mesela. Onları bazı ilaçlar katılıyor. Vitaminler katılıyor. Onları katıp yani böyle kullanıyoruz. Saman oranı ne oluyor? Saman oranı da şöyle diyeyim ben sana. Burada size, burada 50 tane hayvan var. 50 hayvana sabahleyin bir balya. Yani 25 akşamda bir balya, sabahta bir balya veriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.